iç siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar, 3. ittifak, 4. ittifak açıklamaları, çağrıları var. Bir taraftan Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklaması ve karşılıklı ziyaretler. Hepsini konuşacağız, masaya yatıracağız. Stüdyomuzda Vatan Partisi MK üyesi Sayın Cem Dikmen bizlerle birlikte. Sayın Dikmen hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Önce sizin de bir yorumunuzu alalım. Ne bekliyorsunuz? Tabii bu seneki asgari ücret görüşmeleri aslında biraz farklı bir iklimde gerçekleşecek. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi kurtuluş savaşı vurgusuyla birlikte ekonomide her geçen gün hem dalgalanmanın hem de operasyonların devam ettiği bir süreçte gerçekleşecek. O anlamda çok çok önemli. Burada kıssasın şu olması gerektiğini düşünüyoruz biz Vatan Partisi olarak. Yani ekonomi kurtuluş savaşı dediğiniz zaman bu savaşı sadece, bu savaşın yüklerini sadece işçinin, emekçinin ya da sadece işverenin sırtına yükleyemezsiniz. Yani fedakarlıklar burada birlikte olmalı, milletçe olmalı, devlet ile birlikte olmalı, devlet yetkilileriyle birlikte olmalı. Bu anlamda fedakarlıkları vatandaş fedakarlık yapsın, işte işveren fedakarlık yapsın ama devlet yetkilileri tasarruf yapmasın, müsrif harcamalarına devam etsin şeklinde olmaz. Yani bu Kurtuluş Savaşı'nı eğer, ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı eğer başarıya ulaştıracaksak asgari ücretle de işçinin hakları korunmalı, iç piyasada alım gücünü arttırma anlamı gayesi özellikle güdülmeli. Tabii ki işverenin vergi yükü konusunda da devletin biraz daha cömert olması gerekiyor. Yani burada hem ekmek teknesini koruyan hem de işçiyi, işçinin alım gücünü, emekçinin alım gücünü arttıran ve dolayısıyla da iç piyasayı şu anki mevcut dalgalanmalara heba etmeyen bir devlet anlayışı güdülmeli. Yani burada devlet eğer ekonomik kurtuluş savaşı sürecinde olduğumuzu öngörüyorsa kar ya da oradan vergi kazanma odaklı yaklaşımdan ziyade hem işverenini hem de işçisini, emekçisini ayakta tutmayı ön plana alan bir tarzda hareket etmeli diyoruz. En çok konuların başında geliyor. Tabii yani asgari ücretle muaf olması. Bu şekilde bakılması gerekiyor. Çünkü birçok yerde aslında zaten mesela yaşadığımız şehir İstanbul'da aslında asgari ücretle çalışan insan sayısı da az elbette. Yani bu çok da yoğun bir şey olarak İstanbul özelinde söylüyorum. Hizmet sektöründe vesaire çok çok düşük seviyelerde kalabiliyor birçok yerde ama tabii ki bu Anadolu'nun birçok şehrinde de asgari ücretle çalışan yani nüfusun genelinde çok çok yoğun maalesef ki %57'ler oranında olduğunu en son biliyorum. Yani dolayısıyla o %57'lik vatandaşımızı koruyan, kollayan ve bu ekonomik kurtuluş savaşına onları da katan bir anlayışla hükümet yetkililerinin hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin de belirttiğiniz gibi yeni bir ekonomik yol haritasından bahsediyoruz. Evet. Kurtuluş zaferinden bahsediyoruz ve kur faiz açıklamasını bir kez daha Türkmenistan dönüşü açıkladı, belirtti. Bir kez daha izleyicilerimize aktaralım ve sizin de değerlendirmenizi bu noktada almak istiyorum. Hiçbir zaman faizi savunmadım, savunmayacağım. Faiz sebeptir, netice değildir. Enflasyon neticedir. 19 yıllık gözlemlerimizden yeni ekonomi yol haritasını belirledik. Milli Ekonomik Programı'ndaki kararlılığımızı yeniliyoruz. Faiz lobisi kuduruyor. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi düşecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha yeni yol haritası biraz önce açtınız. Devam edelim bu noktadan. Bu programla ilgili neler diyorsunuz? Önümüzde nasıl bir yol haritası var? Türkiye'nin kimler karşısında, kimler yanında bu programla birlikte? Çünkü birçok eleştiri de var. Tabii, doğru. Buradan devam edelim. Şimdi öncelikle ekonomi anlamında Türkiye şu an çok zorlu bir dönemde. Yani bunu tespit ettiğimizi zaten bütün vatandaşımız da biliyor. Vatan Partisi olarak biz bunu yıllardır aslında tespit ediyorduk. Ekonomik anlamda bir darboğaza doğru Türkiye'nin gittiğini, hatta dünyanın böyle bir darboğaza doğru gittiğini ve Türkiye'nin de burada çeşitli adımlar atması gerektiğini daha önce defalarca dile getirmiştik. Tabii o dönem özellikle sıcak paranın yoğun bir şekilde Türkiye'de kullanımda olduğu dönemlerde bu vatandaş tarafından pek hissedilmiyordu. Ama şimdi sıcak para dolaşımının Türkiye'de giderek azalması neticesinde ve döviz dalgalanmalarının yani ekonomik operasyonlarla birlikte döviz dalgalanmalarının arttığı dönemde artık bu daha yakıcı bir şekilde hissedilmeye başlandı. Özetle şöyle söyleyebiliriz. Birincisi, işte bugün de mesela dövizin ciddi bir dalgalanma yaşadığını görüyoruz. Bir metanın, herhangi bir ürünün, örnek veriyorum şu kağıt parçasının fiyatının artması için talebin fazla, arzın az olması lazım. Yani bu
çok en basit bir ekonomi kuralıdır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman konuşmaya başlasa bir bakıyoruz döviz kurunda müthiş bir dalgalanma. Şimdi bunu şuna bağlayanlar oluyor. Bakın Cumhurbaşkanı konuştu yine arttı. Yani hatta oradan konuşması bile, yani oradan bile aslında bu konuda yapılan spekülatif hareketleri, ekonomide bir darbe vurma girişimlerini çok net bir şekilde vatandaşın tespit etmesi gerekiyor. Yani o anda dolara ya da euroya şuna buna çok mu ihtiyaç oldu da hemen böyle satın almalar oldu da arz azdı. O yüzden doların fiyatı arttı. Öyle bir şey değil. Yani bunu zaten çok açık. Bugün de Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde de var. Özellikle İngiliz finans merkezlerinin söylediği şey aynen şu. Önemli kurumlar diyor ki ekonomi temellerinden kaynaklı değil, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin seçtiği yol haritasından dolayı ekonomi böyle gidiyor. Yani biz bir yol haritası çizdik Türkiye olarak. Yeni bir ve yol haritasından bu yol haritasından bizi geri döndürmek için çeşitli finans kuruluşları eliyle Türkiye'ye ekonomik anlamda bir operasyon çekilmeye çalışılıyor. Tabii bu işin bir boyutu. Yani şimdi seyircilerimiz de diyecek ki ya arkadaş bunların hiç mi ekonomik anlamda hataları yok? Şimdi sayısız hataları var. Sayın Dikmen. Yani sayısız hataları var. Bunlarla birleştiği için Türkiye zaten bugün bu tarz ekonomik operasyonlara gebe hale geldi. Yani biz Vatan Partisi olarak çok uzun yıllardır üretim devrimi ekonomisi diye öneriyoruz. Savaş ekonomisi diye öneriyoruz ve Türkiye'nin kendi kaynaklarıyla kendi kendini besleyecek bir ülke konumuna ilerlemesinin çok önemli olduğunu söylüyorduk. Ha, ama bunun maalesef ki çok uzun yıllar yani 1980'lerden 2014, 2015, 16'lara kadar süre gelen bir süreçte bu. İlk bu yön değişikliğinin fitilleri aslında 2015-2016'larda atılmaya başlandı. Hatırlarsanız o dönemlerden itibaren Türkiye yurt dışındaki altın rezervlerini mesela Türkiye'ye çekmeye başladı. Döviz rezervini azalttı, altın rezervini yükseltti. Dünyada altın ithal eden ülkeler sıralamasında 3 yıl üst üste birinci sıraya yerleşti vesaire. Yani yönelimler o zamanlarda başladı ama 80'den 2016-2017'lere kadar diyelim 36 yıllık, 35 yıllık bir süreçte Türkiye bambaşka bir ekonomi rotası çizdiği için bunların yaralarını sarmak elbette ki çok kolay olmadı ve bundan sonraki süreçte de çok kolay olmayacak. İşte bu yani, noktada vatandaşın merak ettiği bu enflasyon. Evet yani ben enflasyondan... Faiz yüksek kurdan bahsediyoruz, evet, ihracatın büyümesinden bahsediyoruz ama vatandaş diyor ki benim cebime nasıl yansıyacak? Vatandaşın cebine şöyle yansıyacak. Birincisi enflasyon canavarından korkmayacağız. Yani enflasyon ne zaman yükseliyor? İşte siz kendi ürünlerinizi ürettiğiniz zaman yükseliyor. Bakın siz Türkiye üretimi olarak üretimi olduğunu değil mi? Bir kez daha üretime odaklandığınız zaman enflasyon ilk etapta yükseliyor. Çünkü siz dışarıya karşı bir aynı zamanda meydan okuma yapmış oluyorsunuz ve dışarıda daha ucuza belki şu anda satın alabileceğiniz ürünleri belli bir dönem daha pahalıya kendi ülkenizde üretmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon buralarda biraz artacak. Yani bunları göze almak zorundayız. Dolar kuru, döviz kuru biraz artacak. Bunları göze almak zorundayız. Ama biz öyle bir üretim ekonomisi çizmek zorundayız ki. Şimdi bakın döviz en nihayetinde artışı Türkiye'yi hangi anlamda etkiler? Eğer siz dışarıdan daha fazla mal ithal etmek zorunda kalırsanız, evet dövizin dövizin dalgalanması sizin ekonominizi etkiler. Ama burada biz eğer birçok ithal ettiğimiz ürünü kendi ülkemizde üretir hale gelirsek ki bunun koşulları mevcut. Ancak burada önümüzü tıkayan bazı gerekçeler var. O tıkama nedenlerinin birçoğu da aslında kendi ülkemizde ithalattan beslenen çok büyük şirketlerin buralarda üretime yöneltmeyi de aslında biraz istememesi. Yani Türkiye'de buralarda üretime yöneltmek istemiyor. Şöyle birkaç cümlede Vatan Partisi üretim devrimi kurultaylarından da bahsedelim mi? Diğer başlıkları da geçireceğim. Tabii. Şimdi üretim diyorsunuz. Bir taraftan 81 ilde Vatan Partisi'nin üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Bugün de Yozgat'ta efendim 14'te gerçekleşecek. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Ne dersiniz üretim devrimi kurultayları ile ilgili? Orada Sayın Başkan üreticilerle buluşuyor, sorunları dinliyor, atılacak adımlardan bahsediyor ama sizin gözlemlerinizi de almak isteriz. Şimdi birincisi zaten bu anlattıklarımızı orada vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tabii. Ve artık Vatan Partisi'nin daha öncelerde vatandaşlara çok sivri gelen politikaları şu anda vatandaşlar ve iş insanları tarafından doğrudan dillendiriliyor. Bakın biz de İstanbul'da birkaç tane üretim devrimi kurultayı yaptık. Şimdi önümüzdeki günlerde de başka kurultay planlarımız var. Sayın Genel Başkanımız
Balıkesir'deydi, Havran'daydı. Oradan Antalya'ya, Denizli'ye, Konya'ya devam etti. Üretim devrimi kurultayları devam ediyor. Bir yandan işte Ardahan'da, Yozgat'ta, başka illerimizde üretim devrimi kurultayları oldu. Ve gittiğimiz her yerde gördüğümüz nokta şu. Vatandaşımız artık bu dalgalı kur sisteminden bir kere derhal çekilmemiz gerektiğini söylüyor. Bakın bunu bize iş insanları söylüyor. Ben son bir ay içerisinde İşverenler Sendikası Genel Başkanı'yla ve yöneticileriyle oturdum, buluştum. Başka firmaların sahipleriyle oturdum, buluştum ve hepsinin artık ya da işte ticaret merkezi yöneticileri, başkanlarıyla İstanbul'da buluştum, konuştum ve onların hepsinin söylediği şey şu. Doların 11 lira olması, 13 lira olması ya da 20 lira olmasından daha önemli bir şey var. Doların anlık ve düzenli değişiyor olması. Yani bu o kadar oynak bir artık ve spekülatif bir piyasa haline dönüşmüş ki vatandaş herhangi bir ürünü satmak istediğinde geri aynı şekilde yerine koyamayacağından endişe ediyor ve o ürünü elinde tutuyor. Dolayısıyla iç piyasayı sıkıştırıyoruz. Yani bizim burada ihtiyacımız olan şey döviz kurunun kontrollü kambiyo rejimiyle kontrol altına alınması devlet tarafından. Döviz kuru ilk etapta elbette ki yükselecektir ama o yükseldikten sonra da iç piyasada artık sabitleyeceğimiz ve kontrol altına alacağımız için piyasanın artık hareketi ona göre şekillenecektir. Tabii. Bunu bakın çok büyük iş merkezleri de söylüyor. Sayın bunun... Topkurulu da sürekli dile getirir. Efendim? Sayın Topkurulu tabii, da. Tabii Sayın Topkurulu zaten. Sürekli dile getirir, selamlarımızı gönderelim. Evet, Vatanpers'in ekonomi büro başkanı aynı zamanda Sayın Hakan Topkurulu ve Hakan Bey'den de biz zaten bu konuları parti olarak da aynı zamanda öğreniyoruz. Ona da buradan selam yollayalım. Dolayısıyla bu büyük ticaret erbapları ya da şirketler tarafından tavsiye edilen görüş. Hı hı. Alta tabana yansıması nasıl olacak? Bunun da evvela bir kere şunu görmemiz lazım. Döviz kurunun artması aynı zamanda bizi şuna zorluyor. Dışarıdan alma, kendi ülkende üret. En kötü ihtimalle bize bunu zorluyor. Bakın diyor ki sen kendi ülkende üreteceksin, dışarıya açık kalmayacaksın, dışarıya gebe kalmayacaksın, döviz dalgalanmalarından da etkilenmeyeceksin. Hı hı. Yani biz aslında zoraki olarak yeniden üretmeyi öğreniyoruz. Yani şu anda çektiğimiz sıkıntının ana nedeni çok uzun yıllardır, 10 yıllardır üretimden kopan Türk milleti artık, yani üretimden koparılan, kopan değil koparılan Türk milleti artık yeniden zoraki olarak üretmeye yönelmek durumunda kalıyor. Zoraki olarak çiftçisini desteklemek zorunda kalıyor. Atölyelerini desteklemek zorunda kalıyor. Vatandaşımıza yansıması bunun bir yatırım üzerinden olacak, üretim istihdam üzerinden olacak ve akabinde de onun iç piyasada dağılması ve yine peki, dışarıya dağılması üzerinde olacak. Son cümle bununla ilgili lütfen, şunu söyleyeyim. Vatanpers'in AK Parti'den ayrılan iki noktası var ekonomi noktasında. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi vurgularının geneline katılıyoruz. Bunda sıkıntı yok ama bunun başına Sayın Erdoğan tasarruf eklemediği zaman olmuyor. Tasarruf en başa şart, yazmak zorundayız. Tasarruf olmadan yatırım yapamazsınız. Bunun sonuna da adil paylaşımı eklemediğiniz zaman da olmuyor. Çünkü ihracat odaklı ekonomi tamam güzel. Büyük şirketlerin daha büyük paralar kazandı ama vatandaşımızın o ekonomik sıkıntılar içerisinde ezildiği bir şartta siz ekonomik kurtuluş savaşını kazanamazsınız. O zaman en başa tasarrufu koyacağız, en sona da adil paylaşımı koyacağız. İşte Vatanpers'in ekonomi politikası bu ve Türkiye'nin de gerçek çıkış yolu bu. Yani bizim ekonomi politikamızdan ziyade Türkiye'nin gerçek çıkış rotasında ekonomi konusunda bu olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer başlık iç siyaset, HDP'nin kapatılma süreci. Evet. Birçok yayın yaptık. Sayın Bekir Şahin'den yine bununla ilgili bir açıklama, bir savunmasını verdi ve HDP'nin savunmasını kabul etmedi. Kapatılması isteğini yeniledi. Ne dersiniz? Siyasete nasıl etkisi olacak? Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Çok yavaş ilerleniyor diyenler de var, eleştiriler de var bu konuyla ilgili. Ne dersiniz? Birincisi Anayasa Mahkemesi'nin biraz yavaştan alma niyeti olduğunu zaten daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik hatırlarsınız. Bu sürecin devam ettiğini görüyoruz. Fakat tabii başsavcılığın ön savunmayı aldıktan sonra davaya devam edilmesi, yani kapanmasıyla ilgili konuda başvurusunda ısrar etmesi beklenen bir süreçti. Yani bu bizim için sürpriz olan bir şey değil. Buradaki ana problem çünkü başsavcılığın hazırladığı iddianame de değil. Başsavcılığın hazırladığı iddianame zaten dört dörtlük. Yani orada eksiği var, fazlası yok. Yani o ayrı her şeyi zaten yazmışlar. Bir siyasi yasak da var 5 yıllık. Tabii siyasi yasak da var. Partinin kapatılması da var vesaire. Şimdi buralarda Anayasa Mahkemesi maalesef
biraz ağırdan alıyor süreci. Yani HDP'nin kapatılmasıyla ilgili süreç aynı zamanda Türkiye'nin işte bu bahsettiğimiz ekonomi kurtuluş savaşıyla doğrudan ilgili, siyasi verdiği savaşlarla doğrudan ilgili, askeri anlamda aldığı tehditleri bertaraf edebilmesiyle doğrudan ilgili. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve üyelerinin Türkiye'yi sadece bu dava üzerinden değerlendirmemesi gerekiyor. Bu davayı bir önlerine almalılar. Bir de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditleri ve o tehditlerde HDP gibi ABD'nin, emperyalizmin doğrudan kuklası olan partilerin, doğrudan onların kurdurduğu, beslediği, büyüttüğü ve terör örgütüne kara gücüm dediği kuvvetlerin bu operasyonlardaki rolüne dikkat etmesi gerekiyor. Yani ben Anayasa Mahkemesi Başkanı olsam açarım HDP iddianamesini ve ardından da açarım Türkiye'nin ekonomide yediği operasyonları, siyasette yaratılmaya çalışılan havayı, askeriye de yaratılmaya çalışılan tehditleri açarım ve buralarda HDP-PKK ilişkisine bakarım. Akabinde de kararımı ona göre veririm. Tabii şimdi yani sözlü savunma da yapılacak. Nasıl bir savunma yapacaklar? Bu da merak konusu. Yani bizim PKK ile bir ilişkimiz yok diyecekler mi? Yani onu diyeceklerse de işte dönüp bizim onlara açıkça gösterebileceğimiz milyonlarca delil var. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı da hayır bizim tabii ki onu diyecekler bu arada. Evet bizim PKK ile bağımız yok diyecekler. Çünkü onlar omurgalı varlıklar değil. Onlar bu operasyonlarını devam ettirebilmek için her türlü yalanı, her türlü hainliği yapabilecek insanlar en nihayetinde. Yani onların kalbi Türkiye ile birlikte çarpmıyor. Onlar Türkiye'yi bölme girişiminde kalbi bundan binlerce kilometre ötede çarpan insanlar. Dolayısıyla onlar o yalanı söyleyecek ama Anayasa Mahkemesi'nin hiç mi aklı yok? Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin hiç mi dünya ile bağı yok, Türkiye ile bağı yok? Yani onların önüne eğer ona inanırlarsa yazıklar olsun onlara. Yani ona inanırlarsa yazıklar olsun. Biz onlara tonlarca kilo belgeyi gönderebiliriz. Daha geçenlerde eski eş başkanları üniversite öğrencileriyle buluşuyor ve onlara açık açık diyor ki HDP bir üniversite. Evet, HDP bir üniversite diyor. Öcalan da bunun rektörü diyor. Hadi buyurun yani PKK ile bağı yokmuş. Hadi buradan o zaman ele alalım konuyu. Takip ediyoruz tabii ki. Bu önemli bir dava Türkiye açısından da, Türk siyaseti açısından da. Ama siyasette birçok gelişme var. Bu gelişmeleri de bir cümle şununla ilgili almak istiyorum sizden. Tabii. Ya, sürekli muhalefetten erken seçim çağrısı geliyor ya. Elinde sonunda olacak. Bu seçimi sana yaptıracağım dedi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin öyle bir gücünüz yok dedi. Haziran 2023 vurgusu yaptı. Evet. Siz bekliyor musunuz bir erken seçim bugünkü konjonktürde? Beklemiyorum ama özellikle vurgulamalarının bir tane nedeni var. Bakın maalesef muhalefet belli bir süredir Türkiye'nin başarısızlıklarının pusuna yatmış vaziyette. Yani Türkiye ekonomik olarak darboğazdan geçiyor. Siyasi askeri olarak kuşatılmaya çalışılıyor. İşte Yunanistan'a 17 tane üs kurulmuş, binlerce silah ve tankı şunu bunu Türkiye'ye döndürülmüş vaziyette. Diyor ki tam zamanı. Tam zamanı diyor yani. Oradan bastırıyorlar, içeriden bastırıyorlar. Ben de bastırayım da şu adamı devirelim anlayışındalar. Yani Türkiye'nin başarısızlığının pususuna yatmış vaziyetteler. Şu an ellerini çabuk tutma nedenleri de şu, kaybediyorlar. Yani bakın kaybeden burada Türkiye değil. Ben mevcut iktidarla ilgili bir süreç olarak tarif etmiyorum bunu. Mevcut iktidar bugün ülkenin yöneticisidir, yarın biz yönetiriz, sonraki gün başkası. Bu ayrı bir şey. Ama muhalefette muhalefetliğin gereğini yapıyor kendi açısından. Tam olarak öyle değil. Yani muhalefet çünkü Türkiye'ye karşı yapılması gereken bir şey değil. Yani muhalefet yanlışa karşı yapılır. Bunlar Türkiye'ye karşı yapıyor maalesef. Yani şu anlamda söylüyorum. O kadar kritik bir eşikteyiz ki ekonomik, askeri ve siyasi olarak o kadar kritik bir süreçten geçiyoruz ki burada muhalefetin şunu yapması gerekiyor. Dışarıdan gelen operasyonlara karşı kenetlenmemiz gerekiyor. Biz birlik olamıyoruz ama. Ama biz bir milletiz, bir devletiz. İşte başka olmuyoruz. Bir devletimiz sürekli yok, başka bir milletimiz yok. Sürekli her konuda eleştiriler, farklı yani, açıklamalar, bir manipüle edilir. Çünkü şahıslara bağlanmış vaziyette. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Yarın Sayın Erdoğan dese ki ben aday değilim, şu aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin programı ne olacak çok merak ediyor. Yani dünden önceki gün bir yemekteyken bir arkadaşlarımızla dışarıdan sohbet ediyoruz. Birisi şey dedi, ya İyi Parti'nin bir yöneticisiyle görüştüm. Kendilerini şöyle tarif etti. Biz dedi tamamen Tayyip Erdoğan karşıtlığında buluşmuş bir partiyiz dedi. Ben de dedim ki o zaman yarın Tayyip Erdoğan siyaseti bıraksa İyi Parti kapanacak mı? Yani böyle bir siyasi yönelim olabilir mi? Bir şeyin karşıtlığı üzerinden. Biz bir şeye karşıtlık üzerinden kurulmadık. Biz Türkiye'ye en doğru yönetim şeklini getirebilme amacıyla ilerleyen bir siyasi partiyiz. Bütün siyasi partiler böyle olmalı. Elbette bunun içerisinde
ideallerinize karşı gelen fikirlerin karşısında yer alacaksınız. Bu ayrı bir şeydir. Evet. Ama bir şeye karşıtlık ya da bir şahsa karşıtlık üzerinden bir siyasi parti kuruluyorsa yarın da o şahısla beraber o şahıs diyelim siyaseti bıraktı. O zaman o partinin de kapanması gerekir. Yani bu kadar akıl tutulması yaşanan bir süreçten geçiyoruz maalesef. Evet, şimdi şunu sormak istiyorum. Millet İttifakı'nı konuşuyoruz, Cumhur İttifakı'nı konuşuyoruz ama bir taraftan da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Niye? Sayın Akşener'den sürekli açıklamalar geliyor. Şimdi konuşulan isimleri biliyoruz. Ama bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları varken Ekrem İmamoğlu'nun yine bölgesel illerde açıklamaları, konuşmaları devam ederken Sayın Akşener yine bir açıklama yaptı. Dedi ki çalışma performansınız Cumhurbaşkanlığı seçimleri bize lazım olacak dedi. Şimdi daha önce Rabbi Yesir çıkışı vardı, Fatih benzetmesi vardı. Bu üçüncü oldu. Hem kim olacak adayı bunu merak ediyoruz size göre. Bir taraftan da Abdullah Gül'le yine Millet İttifakı içindeki partinin görüşmeleri var. Temel Karamollaoğlu'nun dün bir görüşmesi oldu. Ondan önce Ahmet Davutoğlu'yla bir görüşme ki Abdullah Gül'ün adı da çok konuşulmuştu. Evet. Değil mi? Şu anda çok konuşulmuyor. Yeniden şimdi Abdullah Gül ismi yeniden gündeme geliyor. Siz bu Abdullah Gül'le görüşme trafiği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Akşener'in Ekrem İmamoğlu çıkışlarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen mesajları her hafta sonu bir açıklama yapıyor neredeyse. Nasıl okumak gerekir tüm bu gelişmeleri? Evet. Şimdi birincisi içleri çok karışık. Yani kimin aday olacağı konusunda çok ciddi çelişkiler var. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan kendisinin adaylığı için, adaylığını kabul ettirebilmek için aslında görüşmelere, ziyaretlere ya da çeşitli çıkışlara başladı. Yani Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti ben yaparım gösterisine daha doğrusu başladı ve orada hiçbir fırsatı kaçırmamaya gayret ediyor. Mansur Yavaş'ın ya da işte İzmir Belediye Başkanı'nın onayını da biraz bir nevi aldı gibi görünüyor. Kendi partisi içerisinde de bunu olabildiğince hızlı bir şekilde kabul ettirmeye gayret ediyor. Ama bir yandan Sayın Akşener de Kılıçdaroğlu'nun olamayacağını, aday olamayacağını ya da aday olursa kazanamayacağını düşünüyor olmalı ki kendisinin adaylığını da düşünmüyor olmalı ki zaten ben başbakan olacağım dedi öyle bir sistem olmamasına karşın. Ben başbakan olacağım dedi ve Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını sinyallerini biraz verdi. Muhtemelen İyi Parti'nin kafasında İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı kazanıldığı takdirde parlamenter sisteme geri dönüş ve akabinde Akşener'in başbakanlığı gibi bir süreç var. Tabii onlar da, o da kendi içinde tutarsız bir plan. Yani İmamoğlu diyelim seçildi. Parlamenter sisteme geri dönecek mi acaba? Yani o en çok oralar, konuşulan evet, yani başlık. Bütün yetkilerini alacak ve buyurun Sayın Akşener size yetkilerimi veriyorum diyecek mi? Yani daha önceki tespitlerine bakalım, şimdiki çalışmalarına bakalım. Ben hiç bunu bir hayal olarak görüyorum ama buralarda bu tarz pazarlıkların olduğu çok aşikar. Bir yandan da Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren Saadet Partisi, Gelecek Partisi gibi ya da Deva Partisi gibi partilerde Abdullah Gül'ü yeniden parlatmaya çalışıyor. Orada da Yeniden Refah Partisi lideri çalışıyorlar. Fatih Erbakan'dan açıklama geldi. Biz dedi CHP'nin, HDP'nin içinde olduğu şimdi bir ittifakta olamayız. Gelin dedi İYİ Parti başını çeksin, yeni bir ittifak yapalım dedi. Yani onun, işte karışıklıktan kastım bu. Yani şu anda Millet İttifakı tek bir bütün değil, tek bir parça değil. Kendi içinde paramparça bir ittifak aslında. Yani yeni bir ittifakta olur mu peki? Üçüncü, dördüncü ittifak var. Vallahi oradan 8 tane ittifak da çıkabilir. Yani onların ben bir arada daha fazla kalabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Yani daha fazla bir arada yürüyebileceklerine ihtimal vermiyorum. Fakat orada şunu görmek lazım. Şimdi Akşener olsun, Kılıçdaroğlu olsun, İmamoğlu olsun, Abdullah Gül olsun, vatandaşımızın şunu görmesi gerekiyor. Ya bu isimlerden ziyade bir program meselesi değil mi? Yani biz niye isimleri tartışıyoruz? Niye bir program tartışmasını bir türlü başaramıyoruz Türkiye olarak? Yani bir şahıs mı burada meseleyi kurtaracak yoksa bir program mı? Bakın işte çok Ulu Önder Mustafa ama. Kemal Atatürk'ün de. Çok gündeme geliyor, sürekli açıklama yapılıyor. Şunun için söylüyorum. Biz mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de biraz belli ölçülerde haksızlık yapıyoruz. Yani haksızlığımız şu, şahıs olarak sadece onu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla birlikte bir yol haritasının mimarıydı. Yani bu çok önemliydi. Bir program ortaya koydu ve o program etrafında birleşen insanlarla bir mücadele yürüttü. Ama biz şimdi daha popüler, işte toplum önünde daha
dinlenen ya da aman ay ne kadar modern bir aile, işte eşiyle çocuklarıyla fotoğraf vermiş vesaire üzerinden, yani bir şov üzerinden Cumhurbaşkanı seçmeye çalışıyor. Ya bir patates seçmiyoruz ki biz. Bir program seçiyoruz. Ülkeyi yönetecek lider seçiyoruz. Yani bu lideri neye göre seçeceğiz? Dış güzelliğine göre mi seçeceğiz? Bu lideri neye göre seçeceğiz? En iyi konuşan, hitap eden bu mu diyeceğiz? Yoksa şu beyninin altındakiler, beyninin içindekilere göre mi, yarattığı programa göre mi seçeceğiz? Yani Türk milletinin en nihayetinde 2023'e giden süreçte buna karar vermesi gerekiyor. Daha önce patates seçer gibi seçtik cumhurbaşkanlarını. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkacağım dedi. Daha çıkar, çok çıkar. Yani o yolculukların sonu yok muhakkak. O ayrı mesele ama orada esas noktada HDP'yi bir şeyde tutmak, yani kenarda tutmak. HDP'yi kendi yanında tutabilmek. Çünkü İYİ Parti ile aralarındaki o şeyin fikir ayrılığının daha da derinleştiğini çok Sayın belirgin. Kılıçdaroğlu da görüyor. Yani o şunu vurgulamaya çalışıyor. İşte %20-23 neyse benim oyum var. İşte HDP'nin ne kadar oyu varsa o da beni destekliyor. Siz başka bir aday çıkarmayın. En güçlü aday benim'e getirmeye çalışıyor. Muhtemelen de kafalarındaki plan herkes adayını çıkarsın olacak. Orada çatışmalar olacak. Eğer ikinci tura kalabilirse, ikinci turda en yüksek oyu hangimiz alırsa onu destekleyelim diyecekler. Yani burada da bir fikir, politika yok. Vatandaş açısından bir kumar var. O kumar da şu, Abdullah Gül de denk gelebilir, İmamoğlu da denk gelebilir, Kılıçdaroğlu da denk gelebilir. Bilmem bambaşka bir isim, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir anda çıkarmışlardı ya, öyle bir isim de denk gelebilir. Yani seçmene diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partisi ve diğer Millet İttifakı bileşenleri, sen diyor düşünme adayı, programı da boş versen, biz bir karıştıracağız, bir şeyler olacak, oradan hangimiz denk gelirse şansına ona oy ver. Niye? Çünkü Erdoğan'ın karşısında. Yani vatandaşımızı bu kadar aslında aşağılıyorlar. Ama Türk milletinin de buna artık prim vermemesi gerekiyor. Yani bizim buradan Vatan Partisi olarak çağrımız bu. Bunlara prim vermeyin, yani şu anlayışlara prim vermeyin. Peki, Türkiye İşçi Partisi'nden de sol cephede partiler birleşelim, HDP'nin içinde olduğu bir ittifak kuralıma çağrısı geldi. Bunu da belirtelim sohbetimizin sonunda. Açıklama böyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın teşekkür Dikmen ediyorum. Sayın stüdyoya geldiğiniz için. Sağ olun. Zaman içerisinde değerlendirmeye çalıştık. Tüm başlıkları efendim diyelim. Bir reklam arası vereceğiz. Görüşeceğiz.